Sevgili oğlaklar, ikinci evinizdeki halen ikinci evinizde olan Satürn'le 2022'ye giriş yapıyorsunuz. Umarım 2021 güzel geçmiştir. Pek zannetmiyorum çünkü Plüton'u misafir ediyorsunuz. Artık son derecelerine yaklaştı Plüton ve 2022 ve 23'ten sonra artık tamamen sizden çıkacak aşamaya, 30. derecelere gelecek 2024'lerde. Şimdi öncelikle Jüpiter'le Satürn aynı derecelerle başladılar 2021'e. Dolayısıyla bir kavuşum etkisi, sıfır noktası 21 Aralık 2020'de yaşadık. Sonra Jüpiter de Satürn de sizin ikinci evinizdeydi. Şimdi artık Jüpiter 29 Aralık'tan itibaren üçüncü evinize geçiş yapacak. 10 Mayıs'a kadar da üçüncü evinizde olacak. Üstelik de çok güzel bir dönem var. 12 Nisan. Bunu not edin lütfen sevgili oğlaklar. Haritanızda nasıl bilmiyorum fakat gökyüzünde Jüpiter'le Neptün'ün kavuşumu söz konusu. Jüpiter'le Neptün kavuşumu ideallerinize kavuşursunuz. Hayal kurduğunuz noktadan idealinize kavuşursunuz dedirtir. Üçüncü evinizde olduğu için bir kısmı Oğlak Burcu'na 12 Nisan civarında araba aldırır belki. Ve günlük iş hayatınızın iş yapış şeklinizi değiştirirsiniz. İyi bir komşu verebilir, her gün gördüğünüz her kimse, kardeşler olabilir bunlar, üçüncü ev konuları ve ticaretiniz, eğer ticaret yapıyorsanız çok hızlanır. Satış, pazarlama bu konularda çalışıyorsanız çok hızlanır sevgili oğlaklar. Çünkü üçüncü evinizde Jüpiter oraya çok büyük bir katkı verecek. 10 Mayıs'a kadar da bu katkıyı verecek. Sadece sizin yine burcunuzda Aralık ayında Venüs oğlaktayken retroya başlayacak. Venüs retrosu biraz Aralık'ta ve Ocak'ta para kaybetmenize sebep olabilir. Çok harcamanıza sebep olabilir. Çünkü doğrudan yükselenizde biraz sağlıkla ilgili de sıkıntılı bir sürece işaret eder. Onu da söyleyeyim. Sonra 10 Mayıs'tan sonrasında Jüpiter artık 4. evinize, ana baba yuva noktanıza geçiş yapıyor. Sadece şimdiki yuvanızla olabilir. Bekar olabilirsiniz. Anne baba evinizle de ilgili olabilir. Onu da söyleyeyim. Jüpiter'in 4. evinizde olması işinize, kariyer noktanıza, 10. evinize de büyük katkı sağlar. Onu da belirtmiş olayım. Dolayısıyla hem işinizde, günlük hayatınızda, belki aracınızla alakalı, aracınızı belki değiştirmek istiyorsunuz ya da yeni bir araç almak istiyorsanız 12 Nisan çok kıymetli, 10 Mayıs'a kadarki dönem çok kıymetli, Balık burcu üzerindeki Jüpiter, sonra 4. ev ana baba yuva noktasında Jüpiter bulunacak. Bu da sizin için şöyle kıymetli, orayı çoğaltacak, onları sevindirecek haberler alabilirsiniz. Mesela yuvanıza yeni bir misafir gelebilir, bebek gibi. Sevgili oğlaklar, bunlarla ilgili de güzel haberler olması gerekli bu yıl size. 9. ev ve 3. ev, yani uluslararası işiniz veya eğitim kariyer alanınıza kuzey ay düğümü geliyor. 3. evinize her ne kadar güney düğüm gelecekse de bu yıl 9. ev orayı kurtaracaktır, oradaki kuzey düğüm. Öncelikle hedeflediğiniz ülkeye gitme şansınız olur. Hedeflediğiniz eğitimi alma şansınız olur. Bir oğlak yükselenseniz ya da güneş burcunuz oğlaksa, güneşin üzerine gelecek olan ayın üzerine de olabilir. Ay burcunuz oğlaksa oraya gelecek olan bir kuzey ay düğümü, niyet ettiğiniz ve hedefi koyduğunuz her şeyi gerçekleştirmenizi sağlar, olumlu sonuçlar almanızı sağlar 9-3 aksından. Ve Chiron 5. evinizde epeydir sevgili, çocuklar alanınızda bazı oğlakların çocuklarla ilgili ciddi sıkıntılar oldu. Belki çocukların tedavileriyle alakalı gündemleri oldu ama Chiron düz hareketine dönüyor Aralık 19'dan itibaren. Bunların hepsi süt liman olur, düze döner. Çocuklarla ilgili iyileşme, güzel haberler, çocuğu olmayan Oğlak Burcu için bir çocuk haberi söz konusu olabilir. 5. evindeki Kiron'la, Koç Burcu'nda evet, 5. evindeki Kiron'la. Bu yılın sonuna kadar, 19 Aralık'a kadar Kiron 4. evinizde retroydu. Koç üzerinde Kiron, yaralı şifacı Kiron. Dolayısıyla 4. ev konularında retro olması biraz özel hayatımızı, yuva noktamızı bastırmış olabilir. İstediğimiz evi de alamamış olabiliriz. Bu konularla ilgili sıkıntılı süreçlerimiz, çocuklarla ilgili sıkıntılı süreçlerimiz olabilir. Ev halkıyla aramızda gerginlik de olabilir. Şimdi 19 Aralık'tan itibaren İkizler Dolunay'ı aynı gün, daha renkli bir döneme giriyoruz. Chiron artık düz hareketine dönüyor Koç'ta. O yüzden iletişimimiz çok hızlanacak.
9-3 aksında tutulmalar gerçekleşecek dedik. Öncelikle 30 Mayıs'ta bir tutulma var. 30 özür dilerim 30 Nisan'da bir tutulma var. Boğa üzerinde bir güneş tutulması. Sevgili oğlaklar, Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü artık 5-11 aksında. Çünkü ikizler yay aksındaydı 5 Mayıs 2020'den bu yana. Aralık ayından itibaren artık 1,5 yıl boyunca sizin 5. ev ve 11. evinize Kuzey Ay düğümü 5. evinize, Güney Ay düğümü 11. evinize geliyor. Dolayısıyla çocuklarınızla ilgili sıkıntılı bazı süreçleriniz varsa şimdi artık bunlar düze döner. 5. evinizdeki kuzey düğümle ve sosyal çevreniz çok genişleyecek. Olur olmaz pek çok insan buraya gelebilir. Yani sosyal çevrenizde Güney Ay düğümü etkisiyle size kayıp yaşatacak insanlar da gelebilir. O yüzden tanıştığınız insanlara biraz dikkat edin derim. Bu yıl tutulmalar da 5-11 aksında olacak sizin için. Hemen 19 Kasım'da, bu videoyu izlediğiniz günlerde diyelim, Kasım ayında 19 Kasım'da bir boğa üzerinde 27 derecesinde tutulmayla bu boğa akrep aksına başlıyoruz. Ve 19 Kasım Algol etkili boğa üzerindeki tutulma sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklarla ilgili gündemleriniz olabilir öncelikle. 30 Nisan'da bir benzeri yine boğa üzerinde, bu sefer güneş tutulması var. Bu da yine 5. evle alakalı, yani çocuklar, sevgili, aşk, sosyal çevre, eğlence hepsini dahil edebiliriz. Bunlarla ilgili bir gündeminiz olacağını gösteriyor. Çocuklarınızla onların istekleri doğrultusunda çok hızlı kararlar, birlikte kararlar alacağınızı gösteriyor. Onlar için en doğru doktorları, hekimleri, yani ciddi kalıcı dönüşüm etkisi sağlayacak nitelikli uzmanları bulabileceğiniz bir döneme işaret ediyor bu güneş tutulması. 16 Mayıs'ta tam karşı noktada 11. evinizde akrep üzerinde bir ay tutulması var. Sosyal çevrenizden biri ya da 10. evin getirileri, kariyerden gelecek olan bir beklenti 16 Mayıs civarında aksayabilir. Ay tutulması biraz daha duygusallık katıyor işin içine. 11. evinizde bir ay tutulması da eski arkadaşları dahil edebilirsiniz gündeminize. Eski işinizle görüşebilirsiniz. Bunu öncelikle söyleyeyim. Eski iş yerinizle, eski iş yerinizden bazı arkadaşlarla, eskiden tanıdığınız bazı müdürlerle diyelim, yöneticilerle, bunlarla içli dışlı olabilirsiniz, görüşebilirsiniz ve geçmişten bazı haberler alabilirsiniz. Aynen bir Merkür retrosu gibi. 11. evinizde sosyal çevrenizde bazı kayıplar da yaşayabilirsiniz. Güney Ay düğümü buradayken kayıp yaşatır. Eski bir arkadaşın vefatını ya da hasta olduğunu, belki de hasta olup iyileştiğini öğrenebilirsiniz. Haritanıza da bağlı. Yani Güney düğüm orada peki, ama sizin kendi Güney Ay düğümünüz nerede? Bu çok önemli. Bununla çok uyumluysa, kare yapmıyorsa, yani dolayısıyla bir büyük Grand Cross oluşmuyorsa, kare yapan bir şimdiki bu transitteki kuzey güney düğüme kare yapan yerleşimleriniz yoksa detay vereceğim büyük videomda, detaylı videomda sevgili oğlaklar, o zaman kayıp yaşamayabilirsiniz ama en azından izini kaybettiğiniz dostlarınız olabilir, aranızın bozulduğu dostlarınız olabilir, ona biraz dikkat edin derim. 16 Mayıs Akrep Burcu'ndaki tutulmaya ve 25 Ekim'de Güneş tutulması yine Akrep'te. Çok radikal kararlar arkadaşlarınızla birlikte alabilirsiniz. Belki de iş kurma kararı alacaksınız, bilmiyorum. Güney düğümün burada olduğunu yine unutmayalım ama kuzey düğümden desteklidir bu. Hayatınıza sadece arkadaş olarak girmiş ve o öyle gördüğünüz biri sevgili olarak dönüşebilir, evrilebilir. 25 Ekim'e biraz dikkat edelim. 8 Kasım. 8 Kasım da önemli. Boğa burcu üzerinde bir ay tutulması var. Bu ay tutulması şimdiki 19 Kasım Boğa ay tutulmasıyla aynı etkide. Yine 5. ev gündeminiz, çocuklarınız gündeminiz varsa, sevgiliniz gündeminiz eğer varsa sevgiliniz. 5. ev eğlenceyle de alakalı. Tutulma döneminde pek eğlence olmaz. Sıkıntılı süreçler olabilir. Ve gelelim bir de Merkür retrolarına bakalım. Şimdi bu yıl 3 ayrı Merkür Retrosu yaşayacağız sevgili oğlaklar. Öncelikle 10 Mayıs'ta, aslında 27 Nisan'da başlayacak şekilde bir Merkür Retrosu yaşayacağız. İkizler üzerinde başlayacak, Boğa üzerinde devam edecek. Dolayısıyla sizin 6. ev ve 5. evinizle alakalı. 6. evinizde Merkür Retrosu varken eski işleri, yarım işleri tamamlasanız daha doğru olur. Yepyeni bir işe, yeni bir projeye başlamayın derim. 5. evinize geçiş yaptığı vakitte yine çocuklarla ilgili gündemleri toparlamak gerekecek. Yine de spekülatif bir takım yatırımlar yapacaksanız bu Merkür Retrosu'nda hele hiç yapmayın derim. Boğa üzerindeyken evet yatırım yapılabilir ama Merkür Retrosu'ndayken yapılmaz. 3 Haziran'a kadar sürer bu 10 Mayıs.
10 Mayıs 3 Haziran gölgeli dönemiyle aslında 45 güne tamamlanır. 27 Nisan 15 Haziran gibi diyelim biz ona. Bir 10-12 gün eklemek durumundayım. Ve 9 Eylül'de Başak Burcu üzerinde 2 Ekim'e kadar bir de Merkür Retrosu yaşayacağız. Bu da sizin 9. eviniz yani idealler noktası yani şöyle söyleyelim. Akademik kariyer yapıyorsanız burayla ilgili, eğitiminizle ilgili, ticaretinizle ilgili, internetten ticaret yapıyorsanız bununla çok ilgili bir Merkür Retrosu. Ve 9. ev aynı zamanda kestiğiniz faturalar, ticaretiniz, nasıl çalışıyorsunuz, kimlerle, hangi kontaklarla çalışıyorsunuz. İletişimde sıkıntı olabilir. İşte mailler gitmeye gelmeyebilir, gitmeyebilir. Mailler atarsınız, e-postalar atarsınız, gitmeyebilir, karşıya yanlış gidebilir, alındı zannedebilirsiniz, yanlış IBAN'lara para gönderilebilir, gönderdim zannedebilirsiniz, ticaret aksayabilir, 9. eviniz 3'ün tam karşısı ticaret aksayabilir, 3-9 aksı ve 28 Aralık'ta da bir Merkür Retrosu daha var. Üstelik 2 yılda bir gerçekleşecek Mars'ın retrosuyla da çakışıyor. Mars retrosu Ekim ayından Ocak ayına kadar sürecek. Gölgeli dönemiyle birlikte 2 ay sürer Mars'ın retro hali, her bir Mars geçişi bir burçta ve bu sizin 28 Aralık Merkür retrosu 19 Ocak'a kadar resmiyette sürer ama Aralık ortasından Ocak sonuna kadar Merkür retro diyebiliriz. 5. evinizde yine gündem çocuklarınız anlamına gelir. Bunlara da biraz bu detayların hepsi Bunlara biraz dikkat edelim. Detaylı bir Oğlak Burcu videom hazırlanacak, hazırlanıyor. Ve aylara göre Oğlak Burcu'nu tek tek size aktaracağım. İlerletilmiş transitlerle bütün 12 ayı birden aktaracağım. Ve Kasım ve Aralık ayını da 2021'den buna dahil edeceğiz. 2021 umarım güzel geçmiştir. Plüton'a rağmen nasıl olacaksa artık Satürn'e rağmen. Umarım 2022 her şeyi unutturur ve sonraki yıllarınızı planladığınız güzel bir yılınız olur. Eşik yılınız olur. 2022'yi hatırlarız. Öncesini umarım hatırlamayız diyelim. Ve bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız bana da teşvik olması açısından ve yoğun bir emek veriyorum elbette. Videomu beğenmeyi ve kanalımı takip almayı unutmayın lütfen. Kanalı takip alırsanız çok çok memnun olurum. Özellikle böylelikle desteğinizi görmek istiyorum. Ve bu videoyu ilgili bir arkadaşınızla paylaşırsanız, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız son derece memnun olurum. Samimiyetinizden dolayı sevgili oğlaklar, bu yıl en çok oğlak burçlarından yorum gelmiş. Çok da memnun oldum. Çokça izleyicim var ve danışanım var oğlak burcundan. Danışmanlık için astroloji haritanızın detaylı bir şekilde yorumlanması, sabit yıldızlarınız, sabyan sembolleriniz ve 2022 gelecek öngörülerinizi detaylı bir şekilde karşılıklı konuşabilmek için bir astroloji danışmanlığı almak isterseniz iletişim bilgilerim videonun altında mevcut. Görüşmek üzere. Umarım çok güzel bir yıl olur sevgili oğlaklar.